Arkadaşlar merhaba, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bugün size küçük bir video ile karşınıza geleceğim. Son turumdan getirdiğim Phoenix tetraların üretimi ile ilgili. Genelde iri tetraların hepsini aşağı yukarı böyle üretme şansınız olur. Önemli olan suyun dengesini düzgün yapmanız, yani tuz oranını, asit oranını düzgün ayarlamanız. Benim Phoenix tetraları size durun şuradan bir indirelim şunu. Şöyle çevirelim. Şu tanka koydum geldiklerinde. Phoenix tetra, Hemigrammus filamentosus. Bu tankta benim L46'larım var. 3 tane. Bayağı 1,5 yıl falan oldu. Ben bunları büyük olarak aldım. Ama bende daha hiçbir şey yapmadılar. Giriyorlar, çıkıyorlar künklere. Güzel de yiyip içiyorlar ama bir faaliyet yok. Neyse, inşallah ileride. Buranın su düzenini L46'lara göre, Amazon suyuna göre ayarladım. Yani iletkenlik aşağı yukarı 100-150 civarı. pH'im 7'nin hafif altında, 6,5 gibi. Bu tankta bir ısıtıcı var. Benim genel tanklarım hepsi oda sıcaklığından sıcaklığını ayarlıyorum. Ama burada bu şimdilik 26,5-27 gösteriyor. Ha, şeysini sökmüşüm. Su değişiminde takmamışım. Gördünüz mü? Evet. Naklen bir hatamı ortaya çıkarmış oldum. Yani esasında su derecesini bunlarda 28'e ayarladım ben. O ayar duruyor. 26,5-27 çok düşük değil. Zaten hemen devreye girdi ısıtıcı da. Çok düşük sayılmaz ama L46'lar için birazcık daha sıcak tutuyorum. Genelde 28 civarı bu tankın sıcaklığı. Ve içinde daha evvel neydi? İmparator tetraları bu tankta besleyip üretmiştim. Yine böyle yünün içine yumurtluyorlardı onlar da. Yani bunu bir yosun kütlesi gibi algılayarak seçiyorlar. Oğlanların birisi geldi. Bu tankta çok ışık düzeneğim yok üstünde. Sırf odadan gelen, yani camlardan veya akşamları öbür tankların ışıklarından yansıyan ışıkla aydınlanıyor az bir çapta. Onun için hayvanlar çok sakin, biraz daha loş ışığı seviyor zaten hepsi. Buraya kullandığım osmos suyunun içinde de ben katapa yaprağı bekletiyorum ayrıyetten. Yani o yönden hem huminik asit ve huminik madde de bol bu suda. O da tetraları genel olarak tetikliyor zaten. Bir erkek çok baskın. İki çift alıp geldim geldiğimde geçen hafta yurt dışından. Bu erkek çok baskın. Öbür iki dişiyi zaten hep köşelere kovuluyor. Tek öbür erkeği de hep bir köşeye kıstırıyor. Yani böyle devam ederse belki onu çıkarmam lazım. Tetralar genelde çok mu agresif? Hayır, değil. Ama gruplar çok küçük olursa tabii dominantın baskısı bir erkeğe veya 2-3 dişiyle bir erkeğe yansıdığı zaman o zaman olay birazcık çığlığından çıkıyor. Ağır geliyor öteki balıklara. Onun için onu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çok güzel. Bu suyu çok sevdiler. Buradaki ayarları. Bütün gün balt, yani yumurta dökme aktiviteler yapıyorlar. Ara ara dişileri ikna etti mi onları yün kütlesinin üstüne doğru götürüyor ve orada serbest suda yumurtaları saçıyorlar. Artık içine düşen kalıyor içinde. Dışına düşenleri ötekiler toparlıyor sonra. Çok sayı yapma amaçlı bir üretim şekli değil bu tabii ki ne. Yani büyük üreticiler bu şekilde değil. Farklı bölmeli tanklarda üretimi yapıyorlar. Yumurtalar direkt alt tarafa düşüyor o tanklarda. Çünkü onlar için sayı da tabii önemli. Ben türü elimde tutayım, üretebileyim. Benim için önemli olan konular o. İsteyen arkadaşlara da 3-5 tane verebileyim. Bana o kafi geliyor o şekilde. Benim çok hoşuma giden bir tür. Güzel ışıklı bir tankta o finlerin uçlarındaki beyazlıklar falan çok çok bariz belli gözüküyor ve çok güzel gözüküyor. Kırmızılık çok net ortaya çıkıyor o zaman. Yani gerçekten tavsiye edebileceğim bir tetra ve
kuyruklarıyla da gerçekten albinisi çok yüksek bence. Benim zevkime göre. Şimdi sizle beraber bir videoyu durduracağım. O yünü alayım. Bir silkeleyelim beraber. Bakalım kaç tane yumurta düşecek falan. Onları da göstereyim size. So, bir durdurayım. So, şimdi hem çekip hem iş yapmak çok kolay olmuyor. Şu küçük aşağı yukarı 2 litrelik bir plastik kabın içine sudan çıkarmadan yünü dikkatlice suyla aldım. Ve burada beraber şöyle. Bunlar da öbür yumurtalar gibi, gökkuşaklarının yumurtaları gibi yapışıyor yumurtladıkları substrata ama gökkuşaklarının yumurtaları kadar yapışkan değiller. Onun için böyle çalkalayınca illaki dökülüp düşenler baya çok oluyor. Evet, şimdi size de bunu şu küçük küçük siyah noktacıklar, onlar olması lazım. Ben dün yapmadım. Daha belki günlerde her gün yaptım geleli bu işlemi. Dün fırsatım olmadı. Bir günde de yavrular yumurtadan çıkıyor. Ondan sonra asıl olarak onu da size birazdan göstereceğim. Yandaki kaplar daha ve aldıklarımda. Asıl olarak duruyorlar keseleri bitene kadar. Burada da doğdular mı acaba diye ona bakıyorum. O suyun içinde gördüğünüz ufak küçük siyahlıklar çoğunlukla yumurta olması lazım. Şimdi bir odaklarız bir daha. Şunu bir yerine koyalım ilk eve. Ben böyle uçlarına, bu yün yüzen bir yün. Onun için ucunda taş bağlıyorum ki böyle dursun diye. Farklı aldığım yünler batıyor suda durunca. Onların tepesine de birazcık styrofor veya bir mantar bağlıyorum. O şekilde yüzerek bırakıyorum hayvanlara. Evet, şimdi şöyle yapınca şu yüzenler ölü yumurta. Batmıyor çünkü. Batması lazım kısa bir sürede. Bir inelim beraber merdivenden. Şey yapayım. Şunu alıp gidelim. Çalışma alanımıza. Ve burada onları hem ışığımızı yakalım hem bir styroforun sesini, çok başınızı döndürdüm. Kusura bakmayın. Şöyle bir styroforun üstüne koyalım. O zaman üstten çekimde daha net gözükür. Böyle siyahta çünkü bir şey belli olmuyor. Evet. Maşallah. Bugün bayağı yumurta sayısı yoğun. Dün silkelemediğim için herhalde. Bakayım bir odaklayabileceğim mi size? Ama şimdiden de evet gözüküyor. Çok çok net gözüküyor. Sevindim ona. Şunlar yumurtaları. Koyu olanlar, yani iyi soru. Şimdi bunlar dünden de olabilir. Baya oluşmuş. Belki çıkmaya yakın yumurtalar. Öyle diyeyim artık. Onu tam kesin emin değilim. En azından böyle bir size göstermiş olayım. Daha evvel günlerde çok daha azdı. 5-10 tane falan görebiliyordum hep. Bu sefer bayağı 10, 20, 30, 40 yani 50'nin üstünde yumurta var rahat burada. Daha da netleştirebileceğim mi? Bakayım bir deneyeyim. Şöyle şu grup, evet. Daha da büyüyor mu? Azıcık daha. Maksimumum bu. Daha fazla yaklaştıramayacağım. Düz tutması da zor oluyor. Şöyle yapalım. Kenarını dayadım. O zaman odaklamıyor. O zaman çok yakın kalıyor. Şöyle. Evet. Yani gördüğünüz böyle silkileyerek bu yumurtaları şimdi elde ettik. Bunlar 2-3 gün sonra, yani 2-3 gün değil, yarın çıkmaya başlıyorlar. Bir günde çıkmaya başlıyorlar. Ondan sonra 3-4 gün asılı kalıyorlar. Size daha ve doğan yavruları da göstereyim. Bir durdurayım size. Evet, bu küçük kabın içinde ilk aldığım yumurtalardan çıkan yavrular var. Bunlar şimdi 4 günlük. Ve şurada öpecek. Hadi bakalım. Yapabilir.
aşağı caz mı? Odaklamasını. Evet. Görüyorsunuz bayağı yavru çok belirgin bir hale gelmiş. Odaklayamadım. Bir daha deneyelim. Evet. Şöyle bir dayayayım da çok titretmeyeyim olayı. Evet, şu canavar baya bariz belli. Kesesi hemen hemen yok oldu. Zaten mıntırıcık balık. Mıntırıcık da kesesi var ama yine de belli oluyor. Azalıp azalmadığı. Gözleri çok bariz belirginleşti. Artık bugün üçüncü gündür böyle asılı. Yani böyle asılı derken ara ara yüzüyorlar. Kendilerini başka bir yere, kafalarındaki ip, çoğu yavruda olan kafalarında bir nasıl deniyor Türkçe? Bir dürüz var. Doğru mu diyorum bilmiyorum şimdi. O bir sıvı salgılıyor. İpliksimsi bir hale geliyor. Öyle diyeyim o sıvı. Onlarla yavrular diskuslarda falan çok güzel, net fotoğrafları var o konuyla ilgili. Orada çok güzel bakabilirsiniz. Diskus yavrularından ilgili bir makale bulduğunuzda. Onlarla kendilerini farklı sert cisimlere, doğada da işte yapraklara, yosunlara falan böyle asıyorlar yumurtadan çıktıktan sonra. 3-4 gün o şekilde kalıyorlar. Kesiyi bitirene kadar. Ondan sonra yüzmeye başlıyorlar. Evet, fönikslerle ilgili şu anda size anlatabileceğim tetralarla ilgili bunlar. Kısaca toparlayalım. Yumuşak su, yani gerçekten yumuşak. Benim osmos suyum 20 mikrozimensle çıkıyor makineden. Onu az bir çeşme suyu kullanarak 80-100 mikrozimens arası ayarlıyorum. pH'ını düşürüyorum. Düşürmek için ne kullanabilirsiniz? Katapa yaprağı olur. En çabuk ve yoğun bir şekilde indirmek için torf granül önericim. Ben torf granül kullanıyorum o durumlarda. Su çok renklendi derseniz torf kullandığınız zaman yanına bir yemek kaşığı filtre kömürü koyun. O zaman o rengini alır suyun. Yine beraklaşır su ama asidini emmez. Yani pH'ınız yine düşük kalır. Onu da 6,5 civarı ayarlıyorum ben bunlarda. Civarı dedi mi bu 6 ile 7 arası gidip gelebilir. Su değişiminde de fark ediyor falan. O kadar sıkıntı değil. Önemli olan asidik durumda. Yani 7'nin altında kalması. Ve 28 derece civarı. Demin kaloriferim ne kadar ben sönük bırakmış da olsam. 28 derece civarı derecelerini ayarlıyorum. Ve o şekilde bu güzeller ne oldu? Çok karanlık kaldı ya şimdi. Şöyle yapalım. Görecek mi ışık? Hayret. Neyse anlamadım. Bir şey oldu. Ama çoğunlukla anlattım size olayı. Umarım siz de bilirsiniz. Gerçekten zevkli oluyor. Hoppa bana gel şimdi döndü. Tamam şimdi ayarladık. Yine ışık geldi geri. Çok zevkli oluyor. Tetralar üretmek ayrı bir konu. Önemli olan yavrular yüzmeye başladıktan sonraki dönem. Ben o zaman terliksi hayvandan besliyorum. YouTube kanalımda onlarla ilgili daha evvel çektiğim videolar var. Oradan bakabilirsiniz tam ne olduğunu. En küçük veyahut en büyük tek hücreli canlılardan birisi öyle diyeyim. Terliksi hayvanlar. İlk yavrularının besinini ben de ondan sağlıyorum. Sonra Artemia ile devam ediyorum. Evet. Yavrular yüzmeye başlasın, az büyüsün, o zaman yine bir video çeker, onu da sizden paylaşırım. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler, kendinize iyi bakın, mesafenizi korun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.